Cimbomtalk'tan herkese merhabalar. Bugün geçtiğimiz cuma günü oynadığımız ve 6-2 kazandığımız Rize Spor maçının değerlendirmesini yapacağız. Maç sonu canlı yayın yapamadık yoğunluğumuzdan ötürü. Bugüne kadar sarktı ama şöyle bir maçı değerlendirmek istedik. Hemen maçla ilgili değerlendirmelerimize başlayalım. Şimdi öncelikle ilklerin rekorların maçı oldu. Derik Kön ilk golünü attı, Toreyra golünü attı, Kerem Demirbay hat-trick yaptı. Bunun dışında Lucescu'dan sonra kendi sağımızda üst üste 18 maç kazanma rekorunu da Okan Hoca egale etti. Rize maçında aslında genel olarak organize oynayabildik mi dersek pek sayılmaz. Çünkü goller çok ekstra gollerdi. Yani uzaktan goller işte hatta Rize Spor'un attığı gol de ekstra bir goldü. Kön'ün golü müthişti. Demirbay'ın iki golü de müthişti penaltı dışındaki. Hızlı bir şekilde koptu maç. E bu noktada mesela maçın adamı Kerem Demirbay goller ağacında çok fazla pas yaptı. E tabii ki bu pas hatalarını falan biraz da konsantrasyon kaybına bağlayabiliriz. Yani mesela maç 1-0 olsaydı ya da 0-0 oynansaydı bence Kerem Demirbay bu pas hatalarını yapmazdı diye düşünüyorum. Şimdi Okan Hoca'dan bahsettik ilk başta. E, rekorları egale etti dedik. E, bu rekorlardan bahsetmişken Okan Hoca ile devam edelim. E, yani iki stoperi sakat. Ligin futbol oynama ya çalışan nadir ekiplerinden. Işte Antalya Spor var mesela bu şekilde oynamaya çalışan. Bunlardan birisi olan Rize Spor'a karşı 6-2'lik skor zaten her şeyin özeti. E, Okan Hoca sezon başından beri bu eksikliklerinden iki, eksikliklerden e, hiçbir zaman yakınmadı. Her zaman bir çözümle geldi, çıktı ortaya. E, yani Okan Hoca'nın bu yaptıklarını işte bir Guardiola yapmış olsaydı, Nagelsmann falan yapsaydı sayfalarca blok yazılırdı eskiden olsa. Şimdi tabii herkes YouTube'a döndüğü için Sokrates Londra Merkez falan video çekiyordu yani. <laughs> Okan Hoca'nın yaptıklarını bir Guardiola, Nagelsmann vesaire yapsaydı. Ama sadece saha içinde değil, saha dışında da Okan Hoca'yı bir itibarsızlaştırma çabası, Galatasaray'da e, yalandan kaos haberleri, işte Okan Hoca'nın yıldız oyuncuları, ego sahibi oyunculara, oyuncuları, oyuncuları yönetemediği ile ilgili vesaire, hani böyle asparagas şeyler üretildi. Ama Okan Hoca bunların hepsinden e, gayet sağlam dimdik bir şekilde çıktı. Bu yıldız sporculara da mesajı vermiş oldu. İşte Olivier'a ve Zahaya bu takım siz olmadan da şampiyonluğa koşar. E, siz bu maratonun bir parçası olmak istiyorsanız bu plana saygı duyacaksınız veya işte istenileni yapacaksınız mesajını hoca net olarak verdi. O hoca gerçekten geçen sezonla bu sezonu kıyasladığımızda inanılmaz yol kat ettik. Elindeki kadroyla elinden gelen en iyisini yaptı. Galatasaray görüyorsunuz. iki stoperi sakat, sağ beki sakat, Avrupa'da sol beki yoktu vesaire. Birçok farklı oyuncuyla farklı verimler alarak bu oyunculardan takımı buraya kadar getirdi ve şampiyonlukta şu anda en avantajlı takım biziz. Yani Fenerbahçe'den çok avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Bunun dışında mesela oyunculara mesaj verdirdik. Özellikle Olivier'e ve Zaha'ya. E, nitekim Zaha bence Rize maçında bu sezon en temiz takım oyununu oynadı. Yani e, takım oyunu konusunda sıkıntıları vardı. Aldığı zaman topu bir 3-4 kez dürtmeden falan vermiyordu. Bir çalım denemeden vermiyordu. Hatta çoğu zaman eleştirildi. Özellikle e, boşa kaçan arkadaşları varken geri dönmesi vesaire diye. Ama bu sefer eveleyip gevelemedi. Her topu tekte oynadı. Ee, yani sürekli mesela önceki videolarda da bahsetmiştik ee, çizgiye basarak bekliyor oyun'a dahil olmuyor vesaire diyorduk. Ee, bu sefer e, içeriye koşları çok etkiliydi ki Torreira'nın golü o şekilde geldi. Icardi e, çok iyi gördü aradan Zaha'yı Zaha, Zaha stoperle bek arasında yaptığı koşuyla e, arkadan gelen Torreira müthiş bir golle e, ilk golünü atmış oldu. E, ayrıca gol sonrasında zaten Icardi e, Zaha küs söylentilerine çok güzel cevap verdiler. Zaha ilk Torreira'dan önce Icardi'ye koştu. Zaha'nın Okan Hoca ile konuşup zaten bu tepkisinin kendisine olduğunu, yani kendi kendine bir performansına yönelik bir tepki olduğunu, hocayla ilgili bir sıkıntı olmadığını, hocayla söylediği, hocaya söylediğini haber olarak gördük zaten hafta içinde. buradan Berkan'a geçelim. Bence maçın Kerem Demirbay'dan sonra en iyi oyuncusuydu. Müthiş oynadı defansif anlamda devre arası geldi günden beri e, takım için hep pozitif işler yaptı. Rize maçında da kupa maçından sonra ilk kezlikte stoper oynadı ve bana kalırsa son oynadığı e, Pırak maçlarındaki Abdülkerim'e göre çok daha iyiydi. E, bir kere Abdülkerim'den daha süratli daha rahatsız edici bir oyuncu. E, çalım yediğinde bile geri dönüşü ve çevikliği çok daha iyi. E, temposu ve dinamizmiyle rakibi yıldıran bir oyuncu profili Berkan. E, bu anlamda bu sezon kazanılacak olan bir şampiyonlukta Berkan'ın çok önemli bir temel taşlardan bir tanesi olacağına ben, e, ki hani ilk yarısında yoktu bu oyuncu. Ama ikinci yarı, e, zaten ilginin ilk yarısında çok takım, kadro anlamında bir sıkıntı çekmedi. E, i̇kinci yarı özellikle eksik kadroya rağmen, eksik oyunculara rağmen, e, Berkan e, nereye koyarsanız oynadı ve e, oradan verim aldınız kendisinden. O yüzden çok önemli olacak şampiyonlukta Berkan. E, Torreira'ya geçelim. Torreira artık yani Şöyle her maçta biz unutuyoruz artık Tore konuşmayı, övmeyi unutuyoruz. Çünkü hakikaten standardı o kadar yüksek ki e, her maç çok iyi oynuyor. Dediğim gibi övmeyi unutuyoruz. E, Rize maçında da golünü attı ve kendisinden beklenen golü de artık uzun süredir beklenen golü de atmış olarak o şampiyonluk fitilini yaktı bence. Çünkü Galatasaray'da ön liberolar hani skora katkı veriyorsa artık şampiyonluk geliyor demektir. E, Derik Kön'e geçelim buradan. Derik Kön için yani Maç sonu Okan Hoca'ya bir soru soruldu. İşte Sasha Boy ile Derik Köy'ünü kıyaslar mısınız diye. Okan Hoca da zaten e, Boy'un defansif anlamda birebirlerde çok iyi olduğunu ama hücumda zayıf kaldığını, Köy'ün ise tam tersi yaptığı koşular, ortalar, şutlar anlamında e, Boy'un çok ilerisinde olduğunu söyledi. E, ben açıkçası Köy'ün de defansif olarak yani Boy kadar olmasa da kesinlikle bir yani Boy ile aynı falan diyecek halim yok burada. Hani haksızlık olur Sasha Boy'a. Ama e, yani bir boya kadar olmasa da defansif anlamda özellikle Türkiye ligi için ligi için o temposu, dinamizmi, fiziğiyle yeterli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca özellikle geçiş oyunlarında pozisyon alması çok iyi. Rakibi mesela biz Anjaniyo'yu eleştiriyorduk. Bu yüzden eleştiriyorduk. Çok fazla stoperine yaklaşıyordu. Açılmıyordu. Genişteki oyunculara çok fazla alan bırakıyordu. Bunu Derik Kön çok güzel bir şekilde ayarlıyor ve rakibin ...şut açısını, pas açısını inanılmaz güzel bir derecede e, kapatıyor diye düşünüyorum. E, buradan birazcık Mertens ve Icardi'den bahsedelim. Yani Mertens ve Icardi bu iki oyuncu e, Galatasaray'ın önde baskısını başlatan oyuncular... ...ve bu konuda maalesef ikameleri yok. Mertens'in sadece son maçlarda doğru zamanda topu ayağından e, çıkarma konusunda sıkıntılar var. Mesela e, Rize maçında bir Kerem Aktürkoğlu'nun soldan bindirdiği pozisyon vardı ısrarla vermedi. Çünkü şutu çok düşünüyor. E, Okan Hoca'nın belki de bu talimatıdır ama bazı toplarda Mertens'in o görüşü, oyun görüşü çok iyi olmasına rağmen o pasları verememiş olması e, takımı geri koşturup top kaptırmamıza sebep olabiliyor. Onun dışında ama yaptığı presle bunu bence ziyadesiyle telafi eden e, bir oyuncu Mertens. Icardi'nin de mesela gol atmasa da ön alanda minimum eforla yaptığı maksimum baskı bu bile aslında bir savunma hamlesi. Rakibi çoğu zaman stoperleri uzun oynamaya zorluyor ve bu topları da çok formda olan Nelson istisnasız bir şekilde topluyor Icardi'nin aynı zamanda penaltıyı hiç düşünmeden ki gole ihtiyacı vardı hiç düşünmeden Kerem Demirbay'a bırakmış olması inanılmaz bir jest tam bir kaptan hareketi takım oyuncusu hareketi ve takımda aslında bu bu benim takımım mesajını veren bir hareket mesela şöyle düşünün Bandırma spor maçıydı galiba penaltı olduğunda kupa maçında işte Barış Alper, Tete ve bir oyuncu da Halil Dervişoğlu'ydu. Yok pardon. Bir oyuncu daha vardı. E, taş kağıt makas falan yaptılar. Hani işte Icardi'nin farkı böyle ortaya çıkıyor. Böyle Icardi oluyorsunuz zaten. E, normalde gole ihtiyacı olan bir forvet kesinlikle orada penaltıyı başka bir oyuncuya bırakmaz. Ama Icardi bunu verdi bir de üstünde golünü attı. Akan oyunda atmış oldu. herkese e, bu takım için ne kadar önemli olduğunu formsuz dahi olsa sahada olması gerektiğini e, göstermiş oldu. Nelson'dan bahsettik ona geçelim. Ee, tabii ki Demirbay maçın adamı ama ilk dakikalarda Akintola'yı e, birebir de müthiş savundu. Orada bir pozisyon vardı sıfır sıfırken henüz. Ee, karşı karşıya kalacaktı Akintola. Ee, orada Akintola'nın Akintola o fake'ini yemedi. ya 1-0 geriye düşseydik bambaşka bir maç izleyecektik muhtemelen. Ee, karşı karşıyalarda pozisyon alması gerçekten elit seviyede. Nelson'un e, rakibi dar açıdan Mustana'nın kapattığı köşeye vurmaya zorluyor bir kere bu çok önemli bir özellik. Muslera da zaten oralardan çok rahat kurtarıyor bu topları. E sezon başında 3. stoper olarak görülüyordu. buna da başta tepki gösterdi. Belki haklıydı ama hiç yılmadı. Çalışmaya devam etti. Bir profesyonellik abilesi abidesi resmen. Müthiş bir örnek profesyonellik örneği vardı. disiplin abidesi bir adam Nelson. Özellikle genç oyunculara örnek olması gerekiyor bence onun çalışması, azmi vesaire. Hatta sadece geç ya profesyonel olan her oyuncunun yapması gereken şeyler ee, ama e, nice yaşlı oyuncular da var bunu yapmayan Nelson o anlamda çok değerli bir oyuncu yani ben Nelson'la ilgili açıkçası gönderilebilir gitsin para kazanalım da diyordum ama e, ben Nelson'un e, Galatasaray'da sürekli oynayabileceğini yedekte kalsa ya mesela önümüzdeki sezon 12 yabancı var e, o kulübede bekleyen bir yedek bile olacaksa onun e, Nelson gibi bir oyuncu olmasını isterdim bence şu anda ligin istisnasız en iyi stoperi Abdülkerim'den de Davinson'dan da çok ilerdi diye düşünüyorum sonradan oyuna giren oyunculardan bahsedelim biraz Ziyech Ziyech girdi, Tete girdi ve Endombele girdi ama biraz ben sadece Ziyech'ten bahsedeceğim çünkü bu takıma bir şeyler verebilecek oyuncu varsa bence Ziyech'tir o da ki Tete de girdi asist yaptı ama Ziyech ve Oriya'dan birçok Galatasaraylı'nın belki çok beklentisi yok ama bu oyuncular birkaç maça bile etki etse Bence herkes razı olur yeterince Ki bunu da yapmaları gerekiyor Çünkü aslında baktığınız zaman Haziran ayında bu iki oyuncunun da sözleşmesi bitiyor Ve sözleşmesi bittiğinde iyi bir kontrat almak isteyecekler Yaşları 30-31'e gelmiş 32'ye gelmiş oyuncular bunlar Özellikle Arap Yarımadası'ndan bir kontrat Koparabilmek adına şu kalan birkaç aylık süreçte Ellerinden gelenin fazlasını yapmaları gerekiyor Yapacaklardır da Ziyeş'in ben istekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çünkü para konusunda e, ne kadar, nasıl söyleyeyim, paraya önem veren bir oyuncu olduğunu gördük daha önceki süreçte. Özellikle işte bu e, Ocak ayındaki bir maaş sürecinde. O yüzden bence Ziyech birkaç böyle kendini göstermeye oynayacaktır diye düşünüyorum. Burada biz bir iki maçlık katkı alsak bile ben razıyım açıkçası Ziyech konusunda. Sezon sonu zaten Ziyech'te, Oriye'de, de bence Tete'de bu takımdan ayrılacak. Eee Bundan sonraki süreçte özellikle son olarak şunu toparlayayım. E, takımı stat'tan canlı takip eden taraftarlar için e, yapmaları gereken bence bütün oyunculara kim oynarsa oynasın, nasıl oynarsa oynasın destek vermek olmalı. E, çünkü şu şampiyonluk yolunda oyuncuların tek ihtiyacı olan motivasyon ve e, taraftar desteği. E, kendi sahamızda oynadığımız maçlarda zaten deplasman taraftarı e, kimseyi yuhlamıyor. Onlar. Deplasmana giden taraftar takım ne yaparsa yapsın her koşulda onları destekleyen taraftar ama eee Rams Park'taki maçlarda özellikle bazı taraftarların bazı oyuncuların tepkileri oluyor. Bunun minimuma indirmemiz lazım diye düşünüyorum. E, çünkü şampiyonlukta inanılmaz bir şekilde desteğe ihtiyacı var takımın. E, şampiyon olacağımızı da bu şekilde e, düşünüyorum. Sezon sonunda zaten seçim var vesaire. Yönetimler yönetimin hamleleri, eksikler, yanlışlar konuşulacaktır ama şu an zamanı değil. 9 haftada sabretmemiz gerekiyor değerlendirmelerin bu şekilde bize destek olmak için bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere